Öncelikle hepiniz bu hafta sonu sabah davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü yapılan 11. olağan kongremizin neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı görevini devraldık. Yeni yönetici arkadaşlarımızla birlikte sizlerle tanışmak istedik. Şimdi bütün siyasi partilerde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de dönem dönem bayrak değişimleri oluyor. Bazen 1 sene, bazen 3 sene, bazen 5 sene, bazen 10 sene, 30 sene ilçe başkanlığı yapan, bazı ilçelerde ilçe başkanlığı yapan büyüklerimiz oluyor. Pendik nüfusu kalabalık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi geçmişi açısından da önemli bir ilçe olduğu için daha devinimi yüksek bir ilçe. Onun için mevcut daha önceki ilçe başkanımız da yaklaşık 3 yıl ilçe başkanlığı yaptı. Ve son yaklaşık 7-8 yıldır ilçe başkanlığı değişimleri yönetimin içerisinden yapılmıştı. Bu sefer yeni bir yönetimle devam etme kararı aldı genel merkezimiz. Bize nasip oldu. Ben yeri gelmişken söyleyeyim, tanıyanımız vardır. 2014-2018 yılları arasında Pendik Ülke Ocakları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında aynı zamanda Ülke Ocakları Bölge Başkanlığı görevini de yürüttüm. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış birçok üyümüz, arkadaşımız ilçe başkanlıkları görevine geldi. Ama Pendik'te bu bir ilk. Daha önce Ocak Başkanlığı yapan arkadaşlarımızdan ilçe başkanlığı yapan olmadı. Bize nasip oldu. 1 Eylül 2023 saat 14'te Bakırköy Vov Otel'de İstanbul İl Başkanlığı'nın kongresi var. Bu arada hepinizi davet ediyoruz. Kongreden sonra yerel seçim çalışmalarına tüm İstanbul genelinde başlayacağız. Zaten kongrelerimiz diğer illerimizde de yavaş yavaş tamamlanacak. Genel kongre yakalayacak iş. Tabii yerele 7,5 ay, 8 ay gibi bir zaman var. Biz bu zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini bildiğimiz için dediğimiz gibi bu kongre tarihimizde milat kabul ettik. O süreye kadar ki ziyaretleri kabul ediyoruz. İadeyi ziyaretlerimizi yapacağız. Sonrasında dediğimiz gibi sokak sokak, hane hane çalışmalarımızı yürüteceğiz. İttifak olup olmayacağı noktasında liderimizin yaklaşık bir ay olmamıştır attığı bir tweet vardı. 11 büyük şehrin ismini sayarak Millet İttifakı'ndan bu belediyelerin geri alınmasına yönelik bir birliktelikten bahsetti. Bunun neticesinde ittifak nasıl olur, nerede olur, il il mi olur, ilçe ilçe mi olur, belde belde mi olur, onu tabii şablonu ilerleyen süreçte liderimiz ve genel merkezimizin talimatları doğrultusunda göreceğiz. Ama dediğim gibi biz çalışmamızı kendimiz her şeye hazır şekilde tamamlayacağız. İttifak olduğu süreçte de bütün çalışmamızı ittifakın gücüne güç katmak için kullanacağız. Geçmişte bazı yaşanmış olumsuzluklar olmuştur, olabilir. Bunların hepsinin üzerine çizgiyi çektik. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa açtık. Bu beyaz sayfayı neyle dolduracağımız bizim elimizde. Biz de iyi şeylerle doldurmayı, iyi şeylerin üzerine mühürlemeyi tercih ediyoruz. Sizin var mı bizden bir isteğiniz? Başkanım, size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Geldiniz bu hafta sonu. Bakın yoğunsunuz, bir sürü programınız var.